ve duhulul e, hammam izerin, peştemalsız hamama girmek. Bu tabi çok tehlikeli bir şey çünkü peştemalsız hepten çıplak çıplak demektir ama e, Lut kavmi böyle yapıyordu. Hepten çırı çıplak e, böyle hamama girer hepsi birbirinin avretini görür. tabii e, tabi şey de burada sıkıntı. Dizden yukarı. E, peştemal dizden yukarı olsa e, Hanefi mezhebinde e, göbekle diz kapağı arası e, avrettir. Yani tamamı işte seveten gibidir yani. Dübürün, makatın neyse, tenasül uzun neyse diz kapağıyla e, göbek arası öyledir. Onun için oralarda açılma olursa, göbenden aşağı veya dizinden yukarı çekilme oluyorsa harama giriyor. E, yani Maliki mezhebinde e, Maliki mezhebinde e, dizden yukarı biraz müsaade eden ediliyor yani avret sayılmıyor yukarı biraz yukarı kadar. Böyle bir şey Maliki'de e, varsa da e, tabi peştemalsız tamamen peştemalsız donsuz e, avret yeri tamamen açık olan da ne, ne dört mezhepte ne hiçbir yerde böyle bir şey olmuyor. O tamamen haram zaten. Onda ittifak var. İşte burada peştemalsız diyor amama girmek diyor. E, bu da e, maalesef yani şu anda zaten peştemalle giriliyor. illaki ki girilmez ama Peştemal'de göbekle diz arasının setrine, tesettürüne riayet edilmiyor. Onun için harama giriyor, bakan da harama giriyor. Ondan sonra Ali Hazretlerimiz roh, işte bir kere hamama gitti. Ta Osmanlı döneminde paşanın biri de hamama gelmiş, hakiki paşa yani Osmanlı paşası. O da hamama gelmiş, o da peştemalli tabii. Fakat peştemalinde işte diz kapağıyla göbek arasında tam rahat etmedi. Ne bilebiliyorsunuz kese yapıyorlar, yapıyorlar, masaj bir şeyler Eskiden o masajlar var, bir de kese vardı. Onun için biraz yukarı çıkmış falan. Ya diyor, işte kapat şeyini dizine kadar dinlemiyor. Bir daha söylüyor, dinlemiyor. Ondan sonra diyorlar, ya sen ne yapıyorsun? Hoca ben de, ecelle adam Osmanlı Paşa yani. Osmanlı'da da paşalar biliyorsunuz çok forslu. Çok. Öyle şimdiki gibi önüne gelene paşar falan demiyorlar o zaman da. Ondan sonra efendim Ali Adel Efendi takunyayı alıyor. Takunya ile buna bir o kaçıyor, paşa kaçıyor, kovalıyor. Çünkü Ali Adel Efendi Hazretleri kattesi Allah'a sürruhu yücahidûne ve lâ ikhâfû levmete Hiçbir tenkitçinin tenkitini aldırmaz. Kim ne diyecek bakmaz, kimseden korkmaz. Allah yolunda cihad eder. Emri bil ne yani müker. Zaten mübarek 140 okkaydı. Ona göre heybeti dağlar gibiydi. Ama mesele yürek, yürek. Dağ gibi adamlar var, göster, çek. Yani harpte göster, karşı taraf korksun ama çek çünkü yürek yok. Kaçacak yani. Ama efendi babamız, Kaddesi Allah'a hem maddi boyutta cüsseli, güçlü, kuvvetli hem de cesaret ve şecaatte Allah için cihatta zirve noktaya ulaşmış. Rabbim şefaatle nail eylesin. O işte böyle paşa maşa demediği takunyayı aldı kovaladı yani. E, hamama peştemalsız girmek böyle işler. E, Lut kavminin işleri yani Allah'ın sevmediği işler ya da peştemallı olup da Avret yerlerini açmak ve nuksânül keyli bir de ölçüde tartıda eksiklik yapmak. E, alırken fazla e, tartanla alıyor, satarken eksik tartandan satıyor. Ve neczi külli bütün bu pislikleri feale kavmül lut'un lut kavmi Lut Aleyhisselam'ın kavmi bunların ne kadar günah varsa yaptı diyor. Hepsine de bak görüyor musun? Tavlaya güvercin yarıştırmaya, köpekleri boğuşturmaya, koçları tok, e, efendim e, bu bo boynuzların tokuşturmaya, ondan sonra horozları birbirini kakalattırmaya, hamama peştemazsız girmeye, ölçüyü tartıyı eksik etmeye, bunlar üzerine şey necis diyor. Yani pis, pis iş. Bunlar lüt kavmi hiçbirini eksik etmedi diyor.